Evet, Philadelphia'dayız sevgili arkadaşlar. Bugün biraz işlerimiz var. Gezinin ötesinde işlerimizi halledeceğiz. Tarih 31 Aralık 2019 ve an itibariyle saatimiz 11'e 5 var. Burası için söylüyorum. Muhteşem bir mahalledeyiz. Yunus yeni yıla bir hastamız var. Hastamızı mutlu ederek girmeyi planlıyoruz. İnşallah hastanede ziyaret halinde olacağız. Şimdi alışveriş yapmaya geçeceğiz. Şimdi de evet, dediği gibi Yunus'un alışverişe geçeceğiz. Akşamleyin 31 Aralık 2019 benim üzerimde acaba neler olacak? Hadi bakalım. Neyse şimdi ya. Yoruldum ya. Metin Bey. Efendim. Yaklaşık 2 saattir Marshalls'ta geziyoruz. Vallahi işte ne düşünüyorsunuz? Neler aldınız? Ne yaptınız? Türkiye'ye göre neredeyse 5'te 1 rakamlarıyla ürünler var. İşte mesela örnek şu ayakkabı 35 dolar 180 lira. Ama çok iyi biliyorum, bu ayakkabı Türkiye'de 400'lerde falan satılıyor. Doğal olarak biz de kelepire ne bulursak o, ama tabii lazım olan, hani ucuza buldum diye de almayayım mantığı vardı. Mesela oğlum ve... Fark ettim zaten, indirimli evet. Etiketleri kaldırdınız, ilk etiketleri tuttunuz, hediye aldığınız kişilere ilk bu videoyu şimdi nasıl paylaşacağım onu düşünüyorum. Neyse, editlerken belki burayı yüklerim. Metin Bey nasılsınız? Şu an kayıttayız. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Kısaca anlatır mısınız? Walmart'ta alışverişteyiz. Bir şişe su. Sevgili dostlar, burada hakikaten böyle salak salak bir durum yaşıyorum. Artık turist olduğum için mi, yoksa ben mi çok kitip yiyorum? Bir şişe su 1 dolar. Yalnız 32 şişe suyu 4 dolara aldı. Ha 4 dolar değil, 2.98. Full susamlı ekmek. Muhteşem. Muhteşem bir kokusu var. Ondan sonra meyveli yoğurtlarımızı aldık. Krem çizimizi aldık. Bunu yalnız test için alıyorum. Normalde ben Philadelphia cheese hastasıyım. Ama Philadelphia cheese 4 dolarken bu 90 kuruş. Niye? Yani bir şans vermeyeyim. Ve... Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bizim burada bir tane yengemiz var. Yengemizin İstanbul'da çok büyük bir rahatsızlık geçirdi. O rahatsızlığından ötürü burada şu an bir rehabilitasyon merkezinde. Onun bu akşam 2020'ye geçişini daha renkli hale kılabilmek için ben bir Noel Baba kostümü almak üzere Clarence Rayon'a doğru gidiyorum. İnanmıyorum ya abi, ben burada kendimi kaybediyorum. Şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar, ben burada kendimi kaybediyorum ama şu an şu görüntünün çekilebilmesi için emek sarf eden sevgili Yunus komple buraya yerleşiyor. Artık ondan bol bol videolar seyredeceksiniz. Değil mi sevgili Yunus Öztürk? Bilmiyorum, inşallah. Bu ne lan, göt yazıyor. Vallahi bak, göt yazıyor. Metin'cim ne düşünüyorsun? Bugünü de bitirdin. Abi araç kullanıyorum. Bir yandan elimde cep telefonunda navigasyon, bir taraftan da önüme bakıyorum. Buranın kuralları biliyorsun. O kadar sıkıntılı, o kadar sıkıntılı. Bilmiyorum. Bilmiyorsan o zaman gir YouTube'a bak. Gerçi şu an zaten YouTube'da biz seyrediyor arkadaşlarımız. Şöyle bir durum. Yeni yıla girerken biz bir hasta ziyareti gerçekleştireceğiz dedik. O gerçekleştireceğimiz hasta ziyaretinde Noel Baba kostümü giyecektim. Çünkü gideceğimiz kişi Noel'i yaşayan bir insan, onun mutlu olması, rehabilitasyon merkezinde yaşıyor. Ondan sonra... Yaşamıyor, şu an için orada. Yalnız bu arada sen beni çekiyor musun abi, yoksa hani kamera ne bileyim, sanki yola bakıyor gibi geliyor. Ve bir Amerikan tırı geçti. Aa, bunlar çok güzel ya. Ondan sonra... Noel Baba kostümleri kalmamış. Bizim orada markette tıka basa doluydu. Almayanı dövüyorlardı metroda. Biz de... Ülkenin metrosu Walmart'ta alışveriş yapalım dedik. Şimdi ne bulduysak ucuz ucuz alalım diyoruz. 9'du, 8'di, 10'du derken ulan sonra bir düşündüm. 6 ile çarpacaksın, 6,5 ile çarpacaksın. Birime takıldım. Ama güzel alışverişler yaptık. Kardeşlerim, ailem. Buradaki ailemiz. Daha da devam edecek. Philadelphia.
Via Trenton. Günaydın. Evet, şimdi bize günaydın. Evet. Valla manyak gibi sabahın köründe bütün Amerika uyurken biz yola çıktık. Tren bekledik. Buz gibi havada. Şimdi de New York'a gezmeye gidiyoruz. Yaklaşık 3 saat yol gidiş, 3 saat içinde dönüş, 6 saat yolda gidecek. Ne kadar dolaşacağız, ne kadar zevk alacağız, ne kadar keyif alacağız bilmiyorum. Metin abi sen ne diyorsun? Ne kadar keyif alacağız, ne kadar zevk alacağız lafından ötürü şu bir gerçek. Hani Pollyanna'yı canlandıracağız. Hani bir söz. Tecavüz kaçacağız. Zevk alacağız. Ama zaten şöyle bir durum var sevgili Yunus. New York zaten olduğu gibi bir yani ineceğimiz mekan için konuşuyorum. LED ekranlardan oluşmuş. Aydınlatmalı muhteşem bir şehir. O kadar evet, şimdilik bu kadar. New York'ta görüşmek üzere. Birazdan oradayız. Evet, New York gezimiz an itibariyle başlıyor sevgili dostlar. Buyurun, New York bizi bekliyor. Times Square meydanı arkadaşlar, bir önceki geldiğimden çünkü hatırlıyorum. Buraları bana soracaksınız yahu. Bu arada ellerinin üşümesine rağmen kameranın başında sevgili Yunus Öztürk var. Benim manevi dayım. Öz dayılarım kadar severim. Oh, burası ne kadar güzel sıcak bakıyor. Oh, Hard Rock Cafe. Güzel. Ama biz çok daha muhteşem bir yerde bugün yemek yiyeceğiz. Sevgili manevi dayım diyorum işte. Sevgili Yunus'umla. Bir önceki geldiğimizde Melike, ay abi burası çok iğrenç kokuyor demişti. Ama tam şimdi, teşekkürlü kameraman. Tam teşekkürlü kameraman, evet. Hadi bir saniye, ben şöyle göstereyim. Efendim, bütün kamera aksesuarlarını, malzemelerini bakın Yunus hangi çantada taşıyor? Şöyle. Şöyle. Ay ay ay. Sözleştirebilmek için videolar haricinde fotoğraflarımı alıyorum. Vallahi çok soğuk arkadaşlar. Yani buraya Philadelphia'da da eşdeğer sıcaklık vardı ama burada hani Edirne'nin bir soğuğu var. Tabiri de şudur. Eşek donduran soğuk derdi. Vallahi biz şu an eşek donduran soğuğu yaşıyoruz. Bu arada eşek de biz oluyoruz. Bu arada herkese yeni yılda en güzel dileklerimiz var. Her şey istediğiniz gibi olsun. Tabii biz bu videoyu 1 Ocak'ta çekiyoruz sevgili dostlarımız. Kedini çekeyim. Thank you.
arkadaşlar, ısırabilmek için Starbucks tabii ki burada tercihimiz oldu ama şunu demeden geçemeyeceğim. Hani her zaman söylüyorlar bütün YouTuber'lar, buraya geldiğinizde birim fiyata takılmamanız gerekiyor. İşte buraya geldiğimizde bazen takılıyor olabiliyorum. Mesela örneğin Philadelphia'da White Chocolate Mocha Starbucks'tan almış olduğumuz kahve 4.75 dolarken aynı ürün ülkemde 15.5-18.5 ekstra şatlarla falan 25'i bile buluyor. Ama kendi yerinde hakikaten öpülmek bu olsa gerek. Onu geçtim, Philadelphia'dan geliyorum New York'a. New York'ta ise 4.75 almış olduğum kahveyi 5.75 verdim. İki il arasında bile rakamsal farklılıklar gözüme çarpanlardan. Bu arayı niye sizlerle paylaştım? Bilin ya. Hadi bakalım. Tüm güzelliğimizle gezmeye devam. Abi çok şekerli bu ya. Of. Ben de güzel Amerikano içiyordum tekrar. Hep Yunus'un tercihi olduğundan dolayı. Yunus diyor ki ab diyor, yani hani zaten sert kahveyi evinde içiyorsun. Neyine lazım? Sen de haklısın Yunus. Burayı biraz saçmaladın ama keseriz artık. Arada saçmalıklar güzel oluyor. Taksi bize yol verdi. Burayı bipleyeceğim ve öyle paylaşacağım. Arkadaşlar orada çok kötü küfür vardı. Kameramanımız arada bazen memleketini hatırlıyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an kayıt yapmıyor. Hayır, kayıt da kırmızı ışık görüyorum. Ağzından neredeyse bak. Ben yine mütasıplığımı bozmuyorum efendim. Şurada. Wow. Sanki ilk defa gelmişim, görmüşüm gibi. Hadi bak işte sevgili dostlarımız, kamera beni mi çekiyor orayı mı çekiyor, ben onu anlamadım. Evet, bir anda telefon da devreye. Efendim şu an New York'ta muhteşem bir kadar açma. Abicim orada. Süpersin. Tabii ki gelebiliyoruz. İstersen sen de. Ya abi gitme yeter. Araç altında kalacağız. Okey şimdi. Arkadaşlar ne var biliyor musunuz? Buraya geldiğinizde bu arabayla tur yapmak isterseniz böyle bir ticket alıyoruz ve ondan sonra onlarla beraber gezmiş oluyoruz, nostaljiyi yaşıyoruz. Ya evet. Ben ne kadar olduğunu da isterseniz sorayım. Yok sormayalım, bilmeyeceğiz. Çünkü gidiyor. İnsan varmış. Abi o araba hangi haliyle burada kaldı diyeceğim. Oğlum o şey ya. Bunca gökdelenlerin arasında efendim muhteşem bir park ama kış soğuğunda parkta yapraklar eser yok ama bizler şimdi sincapları her şeyini görüntüleyeceğiz. Hadi bakalım. Gezimiz Central Park'ta. Eş zamanlı iki kamera dolmak ne kadar tatlı. Tabi bu arada tarihler 1 Ocak ve an itibariyle saat burada 12'ye çeyrek var. Ama hava buz yani. Eşek donduran soğuğu geçtim. Sadece kamerada, tamam mı? Görüntü veriyorum diye bere mi takmadım arkadaşlar? Kelim üşüdü. Burada atımızın maşallahı var. Tam country havasında. Türkiye
gezen insanlar. Aynen. Hayır işleriniz olsun. Sağ o zaman olun. İşletme sizde. Evet. Süpersiniz. Sizi tanıyabiliriz aslında. Nereden geldin? Oo maşallah. Edirne merkezden Denizli'ye gel ve sevgili Onur abimizi tanıyalım. Ve güzel atı. Ya. Ben görüntüyü çekiyorum. Edirne'de hani fayton işiyle uğraşan arkadaşlar umarım videoyu seyrediyorlardı. Videoyu seyrettiklerinde zaten şimdi birazcık ülkemle veya şehrimle alakalı güzelleştirme çalışması aynen, yapabiliriz. Sizi tanıyorum. Biraz sizi de tanıyorum. Edirne merkezden geldim. Türkiye'den tarihde olarak. Radyo programcılığı beraberinde işte böyle hafif ara bazen video hazır buraya kadar gelmişken materyalistik yapalım da paylaşalım dedik. Aynen. Ama sevgili Yunus arkadaşımla buraya geldik. İnşallah Yunus buraya irtica ediyor. Philadelphia'dayız da buraya geldik. Resmen oradaki soğukluk, buradaki soğukluk eşdeğer aynı ama burada hissedilir soğukluk oraya göre 15 derece daha fazla eksik. Yani, çok yani çok soğuk burası daha soğuk. Evet. Kaç yıldır burada biraz soğuk. Yarın biraz daha iyi olacak. Yani kaç yıldır buradasınız? 12 yıl falan oldu. Maşallah. Buralı olmuşsun ama hala Türkiye havası var güzel. Evet. Nereden gördün olayı? 3 sene gerçi Türkiye'ye gidemiyorum ama. 3 sene. Evet. Yok hala bazen baktığımda bu Türkiye'li diyebiliyorum. Evet. Gözlerden her türlü belli oluyor ya. Pardon. Çukur Meydanı'nda sevgili dostlar. Eğer karnınız acıkırsa beleşe reklam çekiyorum şu an ama hani bana dua edeceksiniz. Birçok kişi paylaşmıştır muhakkak ama buraya gireceksiniz. Her şey ücretsiz. Kolajınızı istedikçe gelip alıyorsunuz buradan. Sözün bardağı altına dayıyorsunuz, dolduruyorsunuz. Ondan sonra devam ediyorum. En güzel olan tarafı ise ne biliyor musunuz? Fıstık bedava burada arkadaşlar. Dilediğiniz kadar alıyorsunuz. O kadar söyleyeyim. Menüler de karşıda. All the way of people. 1088. Muhteşem lezzetler. Geldiğinizde afiyet olsun. Hemen buraya geldiğinizde biz en iyisi diye baktık. En iyisini marka neydi abi burada? Ha, Five Guys diye yazıyor. Five Guys. Ha, Five Guys. Ha, neyse. Parfümün düştü versen. Efendim buraya geldiğinizde Five Guys hamburger. Doğru mu söyledim? Evet evet. Five Guys. Five Guys. Yes. Efendim buraya geldiğinizde Five Guys'te hamburger menünüzü söyleyin. Şu görmüş olduğunuz her şey çok harika. Benim en çok hoşuma giden kısmı efendim fıstık free burada. İstediğin kadar alıp yiyorsun. Bunları. Tabii bir de benim elime düştü bunlar. Şöyle bir içeriye alalım. Bunlar benim elime düştüler. Sadece bunlarla kalmayacağız. Bir şimdilik birazcık gömelim. Sonra kaldığımız yerden gezi devam edecek. Nereden başladık bir bakar mısınız arkadaşlar? Efendim meşhur New York metrosuyla Times Square meydandan buraya geldik. Burası da Hudson durağı. Hudson caddesine çıkacağız. Muhteşem bir mimariye sahip, yeni bir mimariye sahip bir binanın önünde bir iki görüntü alacağız. Sonrasında ne yapacağız Yunus ya? Allah bilir. Geziyoruz vallahi. Hadi bakalım. Thank you.
dışarısı buz gibi ve insanlar burada ısınmak için hafif ara içeriye giriyor. Çünkü an itibariyle hemen şöyle bakıyorum. Bir saniye. Efendim, sıcaklık 4 derece ama hissedilen sıcaklık herhalde -15. O kadar soğuk. İnsanlar ısınmak için şu alanda bekliyor. Az önce daha kalabalıktı da nedense video çekmeye şimdi başladım. Hava kararıyor ufak ufak artık. New York merkeze yol alma zamanı. Şimdi de Times Square meydanına doğru akşam, yani havanın kararmış haliyle yolculuğumuza başlıyoruz. Konu hakkında aydınlatmak istiyorum. Şu evet. Gördüğünüz maskotlardan herhangi birine resim çektirirseniz $20 ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ama resim çektirirsem? Evet. Çekilmezsem? Çekilmezseniz paşa paşa gezebilirsiniz. Az önce de zaten gel selfie çekelim bilmem ne yapalım falan dedi. Orada duymuyorum yani. $20 $20 o bana verse benim, onun bana vermesi lazım çünkü ben bir radyo programcısı, bir starım. Allah'ın cezası. Reklamı dönmekte şu alanda, şu meydanda. Vallahi ya. Ha.
efendim. Evet, hareket ediyoruz. En son trenimize de bindik ve yoldayız. O haliyle paylaşacağım. O haliyle paylaşacağım dedim. Görüntüler elimde, sen hiçbir şey yapamazsın. Efendim, New York'tan geldik Philadelphia'ya. Philadelphia merkezden de Bristol'a geçiyoruz, konakladığımız eve. Yani annemin amcası Derviş Ağaçlı evine.